Evet arkadaşlar, gezmelere devam ediyoruz. Neredeyiz? Bartın'dayız. 13 Temmuz 2022 günlerden çarşamba. Burada Bartın'da geleneksel olarak her yıl ne yapıyorlar? Bayramlaşma töreni adı altında ne yapıyorlar? Güreş törenleri düzenliyorlar. Yaklaşık 202. sene oluyor. Öyle biliyorum. Devam etmektedir ve burada güreşçilerimizden, eski güreşçilerimizden beyefendi ismini söylemek istemiyorum. Önce röportajı ondan başlatmak istiyorum arkadaşlar. Güreşçimizin güreş yaptığı anı gördük, seyrettik, tebrik ediyoruz kendisini. Aynı zamanda eski baş pehlivanımız, onun misafiri olduğum Kazım abimiz burada, sağ olsun, var olsun. Mustafa abim, eski güreşçi Mustafa abi ismini söylemiş oldum. Bizi kendi evine davet etti, bizi yemeden, içmeden, salmak istemedi. Biz de bu anı insanlara, fani alemde olacak kanalını seyreden değerli büyüklerimize ne yapmak istiyoruz? Göstermek istiyoruz. Yani insanın ölmediği, insanların birliğin beraberinde devam ettiği, insanların kaynaşmasının devam ettiği ve törelerin hala ölmediği ve yaşatıldığı bir zaman diliminde olduğumuzu ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Ben öncelikle misafir eden o değerli büyüğümüzle tanışmak istiyorum. Şöyle devam edelim. Evet abi, kendini tanıtır mısın? Ben Mustafa Soyçek. Burası neresi? Bartın Geniş Köyü. Molla Bekir Mahallesi, evet. Yanaz Köyü'yle beraber bayram çıkarıyoruz. Evet. O esnada bugün güreşle, oğlan güreşine çıktım. Güreştim. Çok iyi yaptım. Bir tane horoz aldım. Çok Allah, iyi. Allah 58 yaşındayım. Ama tebrik ediyorum. Yaşına göre çok güzel güreştin sen yani, aynı zamanda. O kadar olur. Pekala yani, bu geçmişe günümüze kadar devam eden bu güreş festivallerinde size vermiş olduğu katkı nedir mesela? Katkı spor. Mutluluk, huzur. Yani atanızın yani güreş olmayınca kadar bayram olmuyor. Asıl bayram güreşten mi oluyor? Güreş oldu benim bayramı da çıkıyor. Bizi ağırladın, evinde misafir ettin. Birazdan her zaman. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Allah sizden razı olsun. Her zaman. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Şurada çok değerli bir kardeşimle denk geldik. Burada tanıştık. İsminizi alabilir miyim? Halil Altunbaş. Burada misafir misin? Misafirim. Bu evin damadıyım aynı zamanda. Yani demin röportaj etmiş oldum Mustafa abim. Damadı oluyorsunuz. Evet, evet. Yanındaki hanım kız kim oldu? Benim kızım. Adı Sare. Maşallah Sare. Nasılsın bakalım, iyi misin? Sen bu yaşta örnek bir giyime kuşama donatmışsın. Baban sağ olsun, var olsun. Güzel bir Müslüman örneği. Tebrik ediyorum sizi. Evet, anladığım kadarıyla bir eğitim de alıyordur tabii. Evet, Kur'an kuşa eğitimi alıyordur. Kur'an kuşa eğitimi alıyor. Örnek bir davranış sergilediniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan? Kanal aracılığıyla Müslüman kardeşlerimize. Bizi seyreden gerek yurt içinden gerek yurt dışından seyredenlerimiz olacaktır. Bütün Müslüman aleminin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Allah razı olsun. Rabbim sizin de niyetiniz, samimiyetiniz artırsın. Müslüman olduğunuzu bize ispatladığınız şey, görsel görüntü olsun, davranışınız olsun. Evet arkadaşlar, Müslümanlık böyle bir şey işte, kaynaştırıyor. Daha ilk defa tanışsak dahi doyamıyoruz birbirimize. Bu kaynaşma hakikatten gelen büyük bir kerameti. Keramet mi arıyoruz? Sana keramet. Şimdi dönüp dolaştıralım. Şöyle bakalım kim var buralarda. Biri kaçıyor. Kaç abi sen. İlla birini yakalarız. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Evet. Böyle devam ediyoruz. Sen kimsin bakalım? Böyle garip garip duruyorsun. Hayırdır hemşerim ya? Sen kimsin? Bir tanıt bakalım kendini. İsmin, soy ismin. Çağırma Saltukova Sarmışuk Oyna Yılmaz Armaç. Misafirsin. Misafiriz. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Misafir oldun, Mustafa abi tanıyorsun galiba. Tanışıyoruz, bu ev sahibisinin arkadaşız epeyden beri. Güreşlerini seyretmişsin yıllardır. Güreşlerini seyrettik. Eyvallah. Baş pervanlıkları falan var. Hala da devam ediyor. Buradan bu kanal aracılığında bizi seyreden gerek yurt içinden gerek yurt dışından tanıdıkların olacaktır. Söylemek istediğin bir güzel mesajın var mı? Seyreden arkadaşlar, eş dostlar, selamlar, hayırlı bayramlar. Eyvallah. Her seneye de için bunları da bekleriz. Çok bu güzel. Şey, güreşim bayramı buraya, Yanaz Koyun'a. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, mikrofon tutmaya devam ediyoruz. Evet, şöyle dönüyoruz, dolaşıyoruz. En son baş pehlivana geleceğiz. Kaçamazsın. Öyle kaçamazsın. Evet bakalım. Arkadaşlar hatırladınız mı? Bir cami oluşunda. Neresiydi? Çaycumhur'da. Kısa kestik. Hatırladınız mı arkadaş? Evet, o arkadaş bu arkadaş. Yarım kalan muhabbeti devam ettirmek istiyoruz. Şimdi düşünüyorum ne diyelim diye. Ne yapalım? Selamun aleyküm. Ben Mesut Ertuğrul tekrar. Davet icap ettin. Allah razı olsun. Giriş köyü, siz de hoş geldiniz. Baş pehlivanımızı izledik. Önce bir naz yaptı, çekindi. Adaptan edeptendir. Ama sonra onu çektik. Biz mindere bir attık. Canlandı ve sanki kıyamet gibi
diğer pehlivanları yıktı. Evet, sahalarda kendini gösterdi sağ olsun. Maşallah. Buradan gerek yurt içinden gerek yurt dışından söylemek istediğin eş dost arkadaşlara kanal aracılığıyla vereceği güzel bir mesaj vardır diye düşünüyorum. Ben o selam ediyorum sadece. Selamun aleyküm. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bize vakit Allah'a emanet olun. Şimdi eski baş pehlivana dönelim. Çünkü onu en sona bıraktık. Eski baş pehlivan şöyle araya girse bir mansuru var mı? Çünkü iki pehlivan arasına gireceğim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Burası benim çocukluğumdan bu zamana kadar geldiğim bir yer. Hı-hı. Geleneksel olarak burada her yıl Kurban Bayramı 5 gün olur. Şeker Bayramı 4 gün olur. Ama çok kalabalıktı. Normalde 4 gün, 5 gün yapıyoruz biz. 5. gün bayramımız oluyor. Ekstradan bir bayram burada, etkinlikte bir bayram. Katılım ne kadar peki? Katılım? Yaklaşık 15 bin kişi, 20 bin kişi. O kadar var. Arkadaşlar doğru. Yani çünkü caddede araba park etmişler sağlı solu çaprazda. İnanın bana kilometrelerce. Yani o çekim yapmak isterdim ama yapmadım. Nasıl yapmadım bilmiyorum. Çünkü bizde araç olduğu için aracı park edecek yer bulma babına derken bir baktım yok bitti. Evet bu arada baş pehlivanımız Kazım abi, Allah senden razı olsun. Mustafa abi senden de Allah razı olsun. Yani yaşınıza rağmen yani 58 yaşlarındalar sağ olsunlar. O meydanları boş bırakmıyorlar. Alanı bırakmıyorsunuz değil mi? Yok asla. Eyvallah. 30 sene önce güreşiyorduk. Yani. Şimdi yine hani gösterim ayetinde artık şey yapıyoruz. Yani oradaki şu an yeni neslin güreşçilere moral vermek adına, onlara güç katmak adına, töreyi yaşatmak adına onları yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hatta orada anonsla şöyle bir muhabbet geçti. Çok dikkatimi çekti. Yani bu meydanlarda pehlivanlık yapan büyüklerimiz rahmetli oldular. Onun adına işte lokum dağıtılması, onların adına fatihalar söylenmesi ve onları hala zahiren ölseler bile yaşatması benim dikkatimi çekti. Eski pehlivanlardan bu da Rafet Soyalı. Çok takdir ediyorum kendilerini. Buradan bizi seyredecek olan Müslüman kardeşlerimiz olacak. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bu şölenleri davet ediyor musunuz? Her Kurban Bayramı'nda mı oluyor bu şölenler? Onu da öğrenmek istiyorum. Evet. Her Kurban Bayramı'nda. Her yıl. Şölenin adı, ismini söyler misiniz? Mustafa'cığım. Kurban Bayramı etkinlikleri. Diye geçiyor. Adresi verebilir misiniz? Olur ya arkadaşlar Bartın, internet üzerinden Bartın bakarlar. Bartın Yanaz Köyü. İnternetten izleyebilirler. Evet. Bartın arkadaşlar Yanaz Köyü güreş şenlikleri var. 202. güreş şenlikleri olmuştur ve onu biz yerinde geldik, gördük. Allah razı olsun. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten yöre halkı da gelene gidene kapısının önünde tanısın tanımasını yemek vermeden, yedirmeden salmıyor. Bu da aynı şekilde gelenenin devamı. Yani gelenenin diğer kısmı arkadaşlar. Yani o yüzden videomu sonlandırmadan önce şu an sofrada mevcut olan ve sonra gelecek olan ikramları göstermek istiyorum. Şöyle. Her gelene ikram. Evet arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle devam ediyoruz. Ve şu ne? Nedir şu? Şunu öğrenmek için. Sarı sirkeli kök. Sirkeli? Kök. Kök. Bunlar komposto oluyor komposto. Galiba. Şu ne dolma, oluyor? Sarımsaklı dolma. Şu ne oluyor pekala? O da turşu. Bartınlı ve Zonguldaklı Karabüklü kardeşlerim, hemşehrilerim. Yani kıskanıyor olabiliriz. Yanlış anlaşılma olmasın. Atlayın gelin Kurban Bayramlarında. Siz de bu şölene katılın. Siz de bu nimetlerden kendinizi mahrum etmeyin. Buradan Bartın'dan herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hep beraber el sallayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Vesselam. Seni de alalım. Sensiz olmaz Yılmaz abi.